Yüce Rabbimiz Haşr suresinin 21. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor ve Kur'an-ı Kerim'in bir dağa indirilmesinden bahsediyor. Ve şayet böyle bir durum olsa dağın ne hale geleceğinden bahsediyor ve Kur'an-ı Kerim'in azametini bir misalle beyan ediyor, açıklıyor. Ayet-i kerime şöyle: Estağfirullah. Lev enzelna hadal Kur'ane ala cebelin. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine, tepesine indirseydik, لَرَأَيْتَهُ şüphesiz sen o dağı görürdün, haşi'an böyle korkudan titrediğini, mutasaddi'an min haşyetillah Allah korkusuyla titreyip paramparça darmadağın olduğunu görürdün. Peşinden de وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. Bunlar misallerdir, örneklerdir ki biz bu örnekleri insanlara veriyoruz, anlatıyoruz. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Umudur ki hakikatleri, gerçekleri, Kur'an-ı Kerim'in mahiyetini, ehemmiyetini anlarlar, tefekkür ederler diye. Burada bir misalle beraber böyle bir konu gündeme getirilmiş oluyor. Şimdi aslında Kur'an-ı Kerim bir daha inmez. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz Aleyhisselam'a indirmiştir. Diğer ilahi kitapları da yine peygamberlere indirdiği gibi indirmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam, Cenab-ı Hak o kitabı niye indirmiştir? Sadece bir iş olsun, bir söz olsun diye değil. Kulluğumuzu öğretmek için. Kulların hayatlarını o kitaba göre, o kitabın getirdiği nizama, sisteme göre bir dünya hayatı, bir toplum, aile hayatı yaşasınlar diye getirmiştir. Efendimiz Aleyhisselam da bunu hem kendisi tatbik etmiş hem de etrafındaki insanlara bunu tebliğ ederek, öğreterek bu ilahi kitabın yaşanması, tatbiki noktasında büyük gayretleri göstermiştir. Dolayısıyla buradaki verilmek istenen misal aslında Kur'an-ı Kerim'in bir daha ineceği, indirileceği anlamında değil. Kur'an-ı Kerim'deki ifade edilen hükümlerin, emirlerin, talimatların, kullukla ilgili Cenab-ı Hakk'ın buyruklarının anlaşılması, yaşanması, tatbik edilmesinin çok zor olduğu, kolay olmadığı, zor olduğu bir misalle anlatılıyor. Yani orada öyle ayetler var ki, o ayetler öyle manalar içeriyor ki, o ayetler biz Müslümanlara öyle ağır kulluk sorumlulukları yüklüyor ki, bunları Cenab-ı Hak bir dağın üzerine indirseydik diyor, dağ bile dayanamazdı. Dağ bile Kur'an-ı Kerim'in azametine, büyüklüğüne dayanamazdı. Dolayısıyla siz bu sorumluluğun farkında olun. Bu kitabın büyüklüğünün, azametinin farkında olun. Ona göre bu kitaba iman edin, ayetlerini anlayın, öğrenin ve onun da ahkamına uygun tarzda yaşamaya gayret gösterin. Yani ahkamıyla amil olun, ahlakıyla kamil olun ve Kur'an nasıl sizden bir kulluk istiyorsa, nasıl bir ibadet istiyorsa, ubudiyet istiyorsa, nasıl bir dünya ahiret istiyorsa ona göre davranın. Ama bunu başarmak için çok çalışmanız lazım. Çok emek vermeniz lazım. Böyle tembel insanların, uyuşuk insanların bu vazifeyi, emaneti taşıyamayacağını, bunu taşıyabilmek için bu emanete liyakatlı olmak gerektiğini bir misalle icra edip anlatmış oluyor.